Konya'da böbrek nakli yapılan bir hasta eşinden aldığı böbreği geri vermek istiyor. Nedeni ise geçim sıkıntısı. Çünkü Ramazan Hız mavilen emekliydi ve nakil yapıldıktan sonra maaşı kesildi. Doktorlar ise çok sayıda hastanın aynı sorunla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Geri vermek istiyorum maaşın kesilirse. Aldığıma pişman oldum. Ramazan Hız 6 ay önce eşinden aldığı böbreği geri vermek istiyor. Nedeni de parasızlık. Vallahi ben sattım. Ameliyat ettim. Şimdi bu emeklilikte kesilince çocuklarım okuyamıyor, çalışamıyoruz. Pişmanım. Hız eşinin verdiği böbrekle hayata tutunmaya çalışırken bir de geçinme derdiyle uğraşıyor. Çünkü diyalize girdiği dönemde mağlulen emekli ayrılanız artık emekli maaşı da alamıyor. Böbrek takılınca emekliliği iptal olanız şimdi hem Bağkur'a her ay 300 TL prim ödemek hem de ilaç masraflarını karşılamak zorunda. Daha önce Bağkur karşılıyordu. Mağlulen emekliyken. Şimdi nakil olunca devamlı ilaç kullanmak zorundayım. İlaçlarımı da kesiyorum mecbur. Prim ödemek zorundayım. Prim ödemeye de param yok şu an. Ya elin maaşı kesilmesin. İlaç çocuklar muzuklar yani. Başka bir şey istemiyorum. Devletten onu istiyorum ben sadece. İlk duyulduğunda belki şaşkınlığa neden olabilir ama bu konu aslında çoğu böbrek hastasının ortak sorunu. Bu hastalar sadece ilaçlarını alabilmek için gerekli olan para ayda 2 milyara yakın para. Böyle bir durumda hastalarımızın birçoğu nakil olmaktan çekildikleri gibi nakil olanlar da pişman oluyor. İyileşmek için böbrek nakli olan hastalardan bazıları ilaçlarını bile almakta zorlanıyor. Üstelik bu ilaç bir gün bile içilmezse vücut böbreği reddedebiliyor. İşçi bulma kurumu bunlarla bir kontenjan ayırabilir. Bu insanların da çalışarak hayata hem aktif katılmasına katkıda bulunur hem de yaşamını devam ettirmesine katkıda bulunur.